Evet arkadaşlar, Onurak TV kanalından herkese merhaba. Saatler sabah 9'u gösteriyor. Ben yine bilgisayarımın başına oturdum. Bilgisayarımı açtım ve çayımı koydum. Onu da içiyorum bir yandan. Şimdi biliyorsunuz 4. bölümle karşınızdayım. Bugün biraz değişik bir şeyler yapalım dedim. Mesela şimdi mısır ekmek iyi olur dedim. Mısır işine gireceğim bu bölümde. Şimdi şuradan bir şeye bakalım. I tuşuna basalım buradan. Ne diyor burada? Mısır herhalde şeyine artış olmuş. Yani yükseliş var. Bu şey yeşil işaret şey, onu gösteriyor. Ne diyor? Nakliye ofis 493 euro diyor. O değil. Şuna bakalım. 383 nakliye alan. Nakliye şirket 514. 472 yüzlükler değirmen. Evet. 474 değirmen. Evet. Konuşamadım. Şimdi dönelim o zaman. Evet. Şuradan tamam diyelim arkadaşlar. Şimdi hemen buradan şöyle yaklaşalım biraz. İnelim aşağı doğru. Evet. Şu makinemizin arka kısmında yer alan ekim şeyinin şeyi evet. B tuşuna basalım, ekme makinesini çalıştır diyor. Hemen basalım şey B tuşuna. Evet, şimdi ha bir de şey ekme makinesi de indirelim şöyle arkadaşlar. Evet. Hemen buradan şey yapalım şimdi. Mısır ekmeye başlayalım. Ekiyor mu? Hayır, ekiyor. Evet, mısırımızı ekiyor arkadaşlar. Biz burada şöyle biraz uzaklaştırayım. Daha şöyle tepeden şöyle kuş bakışı. Şöyle güzel bir manzarada yapmak daha doğru esasında. Evet. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz geçenlerde Farming Simulator 2015'e güncelleme geldi. Peki bu güncellemede neler oldu arkadaşlar? Ben sizlere şöyle söyleyeyim. Şimdi hani biz bir dakika şu şeyi kaldırayım makinayı. Şöyle bir dönelim. Evet, bu hani şeyde geçen gün hani Farming Simulator'da şey olmuştu, güncelleme gelmişti. O güncellemede hani biz arkadaşlar bir saniye. O şey indirdiğimiz zaman iş yapmıyor. Araç gitmiyor arkadaşlar. Bu yüzden onu kaldırmak zorunda kaldım. Şimdi şöyle tarlanın üzerine doğru gelelim aracımızla. Şimdi hemen şu şeyde V tuşuna basalım, bunu indirelim gideceğim. Bu işte zar zor gidiyor. Gel oğlum tarlanın üzerine doğru. Ha evet. Tamam gidiyor. Evet, o giderken ben de bir yandan anlatayım arkadaşlar. Şimdi bu güncellemede biz hani işte arkadaşlar ağaçları kestiğimiz zaman o ağaçları işte o şey havuza atıyorduk. Havuza attığımız zaman şimdi işte bayağı bir gelir geliyordu oradan. Şimdi bu yeni gelen güncellemeyle beraber arkadaşlar onu da parasını azalttılar o ağaçların. Yani artık bu şeydeki eskiden olduğu gibi bu yeni güncellemede arkadaşlar öyle bir şey maalesef olmayacak. Ağaçları şöyle kestiğimiz zaman havuza attığımızda şöyle çok para gelmeyecek arkadaşlar. Bu yüzden yani şey en iyisi mi bir şeyden uzak durmak lazım arkadaşlar. Ağaç işinden uzak durmak lazım. Ağaç işine girmemek lazım. O yüzden en güzel yine şeyde tarım ve hayvancılıkla uğraşmak iyidir arkadaşlar. Şimdi biz bu arada şey yapalım şu bir dakika. Bir dakika, şey yapayım. Şunu kaldırayım, tekrar V tuşuna bastım. Evet, şöyle tarlanın üzerine doğru gelelim. İndirelim şöyle V tuşuyla. Evet, şimdi bir yandan mısırımızı hem bu tarlaya hem de öbür tarlaya ekeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz şey yapalım, bu ekme işlemine devam edelim. Evet arkadaşlar, mısırlarımız da büyüdükten sonra bu yeni almış olduğum biçer dövermiyle birlikte ve önündeki mısır kesme aletiyle birlikte, bakın bu yeni biçer dövermi, ben size şey yapayım, şöyle P tuşuna basarak göstereyim arkadaşlar şu market bölümünden. Şimdi biçer dövellerde bakın New Holland markı Agriculture TC5.90, bu biçer döveri almıştım arkadaşlar. Ondan sonra bu biçer döver işte şu aşağıda yazılan işte meyve türlerini topluyor arkadaşlar. Buğday, ondan sonra işte arpa, kanola, mısır, bunları topluyor. Bunu aldım biçer döveri. Zaten 4200 litre şey var, kapasitesi var bunun. Uygunluğu da C614FT'ymiş. Şimdi şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Bu kesiciler dediği de şu arkadaşlar, hemen kesiciler bölümüne girelim. Bu değil. Biraz ileride olacak arkadaşlar şeyi, mısırları toplamak için bu değil. Bu da değil. Evet. Evet arkadaşlar, bakın uygunluk
TC 5.90 diye yazıyor bunda da. O şeyde biçer düverti aynısı. New Holland Agriculture marka. Bu şeyden aldım arkadaşlar. Kesici aletten aldım. Ondan sonra bu da bakın şurada gördüğünüz gibi şeyde meyve türlerinden sadece mısırı topluyor. Evet. Zaten burada yazıyor arkadaşlar. Kesiciler kombine biçer düverleri takılır diye. Şu anda elimizde bir tane var. Evet. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Şimdi hazır mısırlarımız olmuşken biz şey yapalım arkadaşlar. Hemen şuradan şey diyor. Evet, aracımız şu anda çalışıyor arkadaşlar. Ne diyor burada? Biçer döveri çalıştır diyor. Tamam. Hemen şuradan B tuşuna basarak biçer döverimizi çalıştıralım arkadaşlar ve mısırlarımızı toplamaya başlayalım. Evet bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mısırlarımızı topluyor. Bu mısırları topladıktan sonra arkadaşlar şimdi de bunları şeye götüreceğiz. Pardon bir saniye şöyle geri dedim. Şu yandakini almadı. Şöyle biraz yandan. Tamam şöyle yani o şeridekileri alacak şekilde, uçtakileri alacak şekilde. Evet bu şekilde topluyoruz bunları arkadaşlar. Böyle. Şöyle C tuşuna basarak da isterseniz şeyde kopya kamerası bölümünden de aracımızı kullanarak ürünlerinizi şey yapabilirsiniz arkadaşlar, toplayabilirsiniz. Şimdi bir saniye ben şey alayım bunu. Yani normal görünümü alayım şimdi. Şöyle B tuşuyla şey yapalım. Katlayalım şeyde biçer döverimizin şeyde kesici aletini. Şimdi şuradan da şey yapalım. Şöyle geri dönelim. Evet. Şöyle şu şekil dönüyoruz. Evet. Şöyle döndükten sonra arkadaşlar şimdi şey yapalım pardon biraz da şöyle biçer döverimizi tekrar çalıştıralım arkadaşlar B tuşuna basarak evet gördüğünüz gibi arkadaşlar mısırlarımız da bu dediğim alet sayesinde ve biçer döverim sayesinde şey yapıyoruz arkadaşlar 4200 litre kapasiteye sahip biçer döver sayesinde şimdilik bu mısırlarımızı topluyoruz. Daha sonra bu mısırlarımızı şimdi topladıktan sonra arkadaşlar bunları şu yan tarafta şey var arkadaşlar. Çiftlik silosu var. Ondan sonra oraya şey yapacağız arkadaşlar. Bunları boşaltacağız. Ve de bakın ben size I tuşuna basarak göstereyim. Şöyle bir dakika. Şuradan bir geri gelelim. Neymiş elimizde meyve türü. İşte buğday, arpa, kanola, mısır, patates, şeker pancarı, talaş, slash. Şimdi biz şey yapıyorduk işte mısırları topladık arkadaşlar. Şu an bizim o çiftlik silosunda depomuzda 11.788 litre mısır varmış arkadaşlar. Şimdi bu mısırları da topladığımız zaman arkadaşlar şimdiki o şeyde mısırları biçer döverimizle daha sonra o traktörümüzden işte onun yanına geleceğiz işte römorkla birlikte o römorka onları boşaltacağız. Onları boşalttıktan sonra römorka gideceğiz çiftlik silosuna. Bu şey arkadaşlar mısırı boşalttıktan sonra işte bu görmüş olduğunuz depolama alanında mısır bölümünde işte litre şeyi artacak arkadaşlar. Evet daha sonra da bize teklif gelecek. İşte ne gibi teklif gelebilir? Mesela işte efendim nakliye alanından veyahut da nakliye şirketinden veyahut da rüzgar değirmeninden ondan sonra efendime söyleyeyim nakliye ofisi, biyokütle ısıtma santrali, biyogaz tesisi falan filan. Oralar zaten boşmuş arkadaşlar. Bir nakliye ofis, nakliye alan, nakliye şirket, rüzgar terimini. Buralardan işte hani Mısır'la ilgili çok büyük bir fiyat talebi gelebilir size arkadaşlar. O fiyat talebine göre siz de şey yaparsınız. Bakın ben size onu da göstereyim. Şimdi izninizle bir saniye. Bakın arkadaşlar şu bir dakika paramızı yakalım. Ha, ben o şeyde biçer döverlendi mısırları toplarken para yakmayı unutmuşum arkadaşlar. Neyse tekrar göstereyim ben size. Şu traktörümün arkamdaki römork sayesinde arkadaşlar şöyle şeye geliyorsunuz arkadaşlar. Bu hani biz şey alacağız. Mısır alacağız ya arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar çiftlik silosuna geliyorsunuz. Şöyle şu şekilde. Bakın şuradaki boruyu görüyorsunuzdur. Bu borunun altına arkadaşlar römorkunuzu
getirdiğiniz zaman R tuşuna bastığınızda arkadaşlar bakın. Yani isterseniz şey yapayım, R tuşuna basayım size göstereyim. Bakın R tuşuna bastığınız zaman burada şey diyor, çiftlik silosu adlı şey çıkıyor, işte ekran çıkıyor, işte burada diyor içeriğini aracına yüklemek istediğin siloyu seç diyor. Benim şu anda elimde buğday var arkadaşlar, 8972 litre. Arpa boş. Kanola 258 litre varmış arkadaşlar çiftlik silosunda. İşte mısırım daha önce dediğim gibi 11.788 litre mısır var. Bu kadar arkadaşlar. Ha, size o işte şirketlerden filan hani bir talep geldiğinde arkadaşlar hani yüksek bir talep, yüksek fiyat talebi işte mısırdan olsun, arpadan olsun veyahut da işte buğdaydan olsun. Dediğim gibi buraya geliyorsunuz arkadaşlar, çiftlik silosuna geliyorsunuz. Bu sadece mısır, arpa ve buğday için geçerli arkadaşlar. Bir de ne için geçerliydi? Ha, kanola için arkadaşlar. Bu üçü, pardon, üçü diyorum, dördü buğday, arpa, kanola, mısır. Bu dördü için geçerli bu arkadaşlar, çiftlik silosu. Buradan istediğinizi geliyorsunuz. Buradan başlat tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar o şeyden borudan römorkunuza o ürün doluyor arkadaşlar. Ondan sonra da işte yüksek fiyat talep eden yere götürüp satıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben size bunu şimdi göstermeyeyim arkadaşlar. Ben evvela şu mısırlarımı bir toplayayım da. Bir dakika. Ha, evet. Nerede kalmıştık? Evet. Şimdi biçer döverimle şey yapayım arkadaşlar. Bu mısırları ben toplamaya devam edeyim. Hemen B tuşuna basalım şuradan. Biçer dövere çalıştıralım. Dur bakayım şey, şöyle fazla şey yapayım. Anne oğlum alsana lan şunu. Heh, evet. Evet. Şimdi mısırlarımızı şey yapalım arkadaşlar. Toplamaya devam edelim. Evet arkadaşlar, mısırlarımızı da topladıktan sonra işte 5.181 litre toplamışız arkadaşlar. Yani şimdi mısırların %80'ini toplamışız bu tarlada. Şimdi şu göstermiş olduğum arkadaşlar traktörün arkasında bir şey böyle borku olan. Şimdi onunla beraber şey gidelim, o tarlaya gidelim. Topladığımız mısırları şeyde biçer döverden şey yapalım, borusunu açarak şey yapalım, buna boşaltalım arkadaşlar. Şu römork olan şey bir traktöre. Evet, şöyle girelim. Şu şekil. Evet. Şimdi bir değil değil. Yok, tamam. Sen şimdi bir O tuşuna basarak şey yapayım. Aç bakayım burnunu. Heh, şimdi o mısırları şeye boşalt. Römork, ha, tamam boşaltıyor. Evet. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde mısırlarımızı da şu görmüş olduğunuz traktörümüzün arkasındaki römorka boşalttıktan sonra arkadaşlar evet hala şey yapıyor, devam ediyor. Onu da şey yapalım arkadaşlar, götürelim şeye boşaltalım çiftlik silosuna mısırımızı. Evet, bitti. Şimdi O tuşuna basarak tekrar biçer döverimizin borusunu kapatalım. Ve harekete geçelim. Şimdi sen gel bakalım. Evet. Şimdi hedef çiftlik silosu. Şöyle bir uzaktan bakalım arkadaşlar. Evet, gayet de güzel görünüyor. Şimdi bu mısırları o çiftlik silosunun olduğu yerde şeye dökelim. Evet, tekrar gidelim oraya. Gel bakalım şöyle. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onu da bir dakika, şu farımızı yakalım tekrar. Ben her seferinde şey yapıyorum, bunu unutuyorum arkadaşlar bu şeyi. Akşam vakti olduğunda şeyde farları yakmayı. Şöyle. Evet, şuraya geldiğimizde arkadaşlar hemen şöyle biraz daha gelelim. Evet, şey Q hani çıktı boşalt diyor arkadaşlar. Şuradan Q'ya bastığımızda bu römorku şimdi arkadaşlar evet gördüğünüz gibi boşaltıyor. Bunu da boşalttıktan sonra arkadaşlar hemen şey yapalım. I tuşuna basalım arkadaşlar. Bakalım şimdi ne kadar olmuş. Evet, mısırımız depolama bölümünde arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 16.970 litreye yükseldi. Evet aynen bu şekilde bu
şeye boşaltıyoruz arkadaşlar, bunu çiftlik silosuna. Daha önce de dediğim gibi bir boşalttıkça bu depolama alanındaki şeyler, sayılar yükseliyor arkadaşlar. Bakın buğday olsun, ondan sonra kanola, işte mısır, şeker pancarı olsun, talaş olsun. Bunlar gördüğünüz gibi arkadaşlar litreleri yükseliyor. Şimdi ben daha önceden video kayıt yapmaya başlamadan önce arkadaşlar bu arpayı şey yapmıştım arkadaşlar. Bana nereden, hangi şirketten, nakliye alanından mı şeyden yüksek fiyat talebi gelmişti. Ben arpayı aldım arkadaşlar, götürdüm, o şeyi sattım oraya. Oradan işte gelir elde ettim. Bir de patatesten şey geldi arkadaşlar, yüksek bir fiyat talebi geldi. O patatesleri de gittim, şey yaptım, topladım arkadaşlar. Onları da işte götürdüm, o şeye dedikleri yere sattım arkadaşlar patatesleri. Oradan da bayağı bir şey yaptım, gelir elde ettim. İşte bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan tamam diyelim, çıkalım. Evet. Şimdi dilerseniz videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Ondan sonra şu anda bu videomuzda herhangi bir üründen şey gelmedi, yüksek fiyat talebi gelmedi. Yani inşallah yani şöyle söyleyeyim, hani ilerleyen bölümlerde gelir arkadaşlar. Onu da ben size göstereceğim, o talepleri. Ondan sonra işte o ürünlerimizi buradan alacağız arkadaşlar. İşte bu çiftlik silosundaki işte şey olsun, hani arpa olsun, mısır olsun, buğday olsun, kanola olsun. Bir de şuraya göstereyim ben arkadaşlar. Eğer patatesle, bir dakika, şöyle bir yakınlaştırayım ben şeyle traktörümü, şöyle şurayı. Eğer patatesle ilgili arkadaşlar herhangi bir yerden yüksek fiyat talebi gelirse, bakın şu şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra oradan işte traktörünüzün remorkunu, o hani merdivene benzer şeylerin altına getirdiğinizde arkadaşlar, orada eğer bir şeyde patates olduğu zaman oradan sizin traktörünüzün arkasındaki remorka patatesler doluyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım isterseniz. Evet, bu şekilde onları remorka doldurduktan sonra arkadaşlar bu şeyleri, patatesleri nereden yüksek fiyat talebi gelmişse götürüp oraya satıyorsunuz arkadaşlar. Burası patateslerin olduğu bölüm. Çiftlik silosu da burada arkadaşlar. Tekrar göstereyim ben size. Evet, bu şekilde. Şimdi şey yapalım isterseniz, şöyle güzel bir manzarayla şey yapalım arkadaşlar. Bir dakika, ben şöyle traktörümden ineyim arkadaşlar. Şöyle biraz. Şu güzel. Bir dakika, şöyle yapalım. Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi videomuzu şu güzel gökyüzüne karşı sonlandıralım. Evet arkadaşlar. Farming Simulator 2015'te bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.